Erdal Bey, hoş geldiniz ABD Posta. Hoş bulduk. Teşekkürler. Kabul ettiğiniz için çok teşekkürler. Rica ederim. Ben sizi YouTube'dan takip ediyorum da bazı videolarınızı haberleştirmiştim kanalınızda. Hiç gördünüz mü bilmiyorum. Güzel içerikler üretiyorsunuz. O yüzden bir röportaj yapmak istedim. Kaç Teşekkürler. yıldır Amerika'dasınız acaba? Biraz kendinizden kısaca bahseder misiniz? Tabii. 2005 yılın 2005 yılında geldim buraya. İşte ne oluyor? 16 yıl falan oluyor. 16 yılı geçti aslında şu anda. İşte buraya işte 20 yaşında falan gelmiştim. İşte bu Türkiye'de otelcilik ve turizm meslek lisesini bitirmiştim. Otelcilik, İstanbul Üniversitesi'nde otelcilik, otel işletme diyelim. Onu okumuştum böyle bir 2 yıl ama bitirememiştim. Parasal sorunlardan dolayı falan derken ailevi parasal. Ondan sonra orada burada çalıştıktan sonra İstanbul'da Amerika'ya geldim. Amerika'da işte otellerde falan çalıştım. En alt seviyeden yükseldim Hilton'lara kadar, Hilton müdürlüğüne kadar Chicago taraflarında. Ondan sonra bir polislik sevdası vardı bende sürekli. Babam da emekli polis. Dedem de bekçiydi. Amerikan polis muhabbeti de çok hoşuma gidiyordu benim. Çünkü görüyordum yani Amerikan polislerini sürekli görüyorduk biz burada yaşadığımız için. Bir kişiyle böyle konuşmuştum birkaç defa. Hatta bir polisle ride along diye bir şey var burada. Biniyorsun arabasına. Beraber onunla geziyorsun böyle 4-5 saat. İşi görüyorsun bir nevi. Onu da yapmıştım. Zaten oradan kararını vermiştim polis olmak istiyorum diye. İşte polislik başvuruları falan derken yıllar sonra polis olabilmiştik burada. Ondan sonra işte böyle hayatımı son 10 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde polislik içerisinde geçiren bir insanım. Zaten sorularım arasında hani Amerika'ya gitme sebebiniz ve daha öncesinde polis olma hayali var mı diye soracaktım. Onu da cevaplamış oldum. Evet. Peki Türkiye'de polis olmayı düşünmediniz mi? Sadece Amerika'da mı hayal ettiniz bunu? Şimdi Türkiye'de gençken yani daha çok da çocukken diyelim ortaokul seviyesinde hani liseye giderken bir polis lisesi var polis öyle bir şeydi. Evet. Otelcilik işte fen lisesi elektrik falan Anadolu lisesi falan. O zaman polis okuluna bir düşüncemiz vardı. Hani baba da polisti ya. Olmadı işte olmamıştı bir şekilde yani evraklarımı kaybetmiştik tam hatırlayamıyorum bir şekilde olmamıştı yani benden kaynaklanmıyordu olmaması benim halamın kızı otelcilik lisesinin mezunuydu o bahsetmişti otelcilik lisesinden falan ve benim batıya doğru öyle bir ilgim vardı ki çocuk yaşından beri nedenini bilmiyorum çok böyle değişik geliyordu hoşuma gidiyordu. Halamın kızı bana demişti işte otelcilik sesinde hep böyle işte batılılarla falan çalışıyorsun bilmem ne falan. Bayağı ismini yükseltmişti bana. Ben de demiştim yok ya polisi falan geç bu otelcilik oradan gideyim de batılılarla iş işçi olayım. Onlar çok böyle enteresan geliyor bana falan derken otelcilik sesine gittim. Başladım Antalya'da Bodrum'da falan staj yapmaya her yaz. Yani ama Almanlarda falan İngilizler de onlarla çalışmaya. Ondan sonra da Amerika'ya gittiniz. Amerika'ya gitme arzusu bu batıya duyduğunuz ilgiden herhalde, değil mi? Yurt dışı Kesinlikle. ilgiden. Evet, şimdi çok gençken Batı benim için yani Türkiye'nin Batısı Batı'ydı şimdi o kadar. Yani Batı'ya gitmek istiyordum. Öyle bir duygu vardı. Kim, Amerika ne, İngiltere ne, işte Fransa, ben bilmiyordum bunları. Sadece herkesin Batılı olduğunu düşünüyordum ve onlar hoşuma gidiyordu. Tabii yaş geçtikçe biraz daha anlayabildik daha neyin ne olduğunu. Ben 18 yaşında, 17-18 yaşında 17 yaşında diyelim. Tam işte lise bitme seviyesinde. O zaman Amerika'ya çok fazla da istek göstermiştim. Çünkü Amerika'yı daha fazla televizyonlarda görüyorduk. İşte filmlerde falan haberlerde. Çok daha ilgimi çekmişti. Avrupa çok daha az ilgimi çekiyordu. Avrupa'ya da giderdim ama İstanbul'da takılıyorduk bir şekilde. Bana göre Avrupa İstanbul aynıydı. Yani öyle geliyordu o zamanlar. Ama Amerika sanki başka bir gezegen gibi geliyordu bana. O anki beynime göre yani düşünceme göre Amerika başka bir gezegen her yer Türkiye'de olsa olur.
Almanya'da olsa olur. Öyleydi hayal, düşüncem. Ondan dolayı bir Amerika sevdası böyle tam 17-18 yaşında bende bayağı da olmuştu. Yani dürbünleri Amerika'ya takmıştım. Yani başka hiçbir yere gitmek istemiyordum o zaman. Ve o şekilde Amerika vizesi alıp Amerika'ya gittiniz 20 yaşında. Önce Evet. polisliğinizi yaptınız orada bir müddet. Ondan Evet. sonra polislerden çok etkilenerek hani zaten kafanızda da vardı ve başvurdunuz. Şu an hangi birimdesiniz? İşte şu an bak geçenki röportajlar dedim. Şu anki konumun hakkında hiçbir şey söyleyemiyorum maalesef. Anladım. Çok Hiç, farklı yani birimlerde çalıştığınızı ifade ediyorsunuz videolarda. edebiliyorum. Böyle diyorum fark etmişseniz. Mesela ben geçmişte polislikte eğitimci polisliktir, işte eyalet polisliğidir, dedektiflik zamanlarımdır. Onların hepsinden rahat rahat konuşuyorum çünkü artık orada değilim. Değil mi? Çünkü onları geçtik, o seviyeleri geçtik, geride bıraktık. Ben federal seviyeye yükseldim. O kadar söylüyorum işte. Federal seviyeye kadar, buralara kadar görevler yaptım diyorum ve orada bitiriyorum genelde fark ettiyseniz. Eğer video izlediyseniz orada bitiriyorum ve şu anki konum hakkında hiçbir zaman hiçbir yerde yorum yapmıyorum. Ama yani geldiğim seviyeleri söylüyorum ve aynı zamanda geçmişteki son 8 yıldır dedektifliktir, eyalet polisliğidir, yerel polisliktir falan hepsinin muhabbetini yapıyorum. Çünkü oraları geride bıraktık, artık konuşabiliyoruz. Şu anki içinde olduğum durumu konuşamıyorum çünkü içindeyim. Anladınız Anladım, anladım. Özel, tamam. mı? Peki, Evet. şeyi sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'den Amerika'ya gidip polis olmaya özenen ya da Amerika'da yaşayan Türkler arasında da polis olmak isteyen çok insan var. Bizim kanalımızda da çok soru alıyoruz biz. Şimdi onları yönlendirmek adına Amerika'da nasıl polis olunur? İlk nereye başvurmak gerekiyor? Eyaletler arasında farklılıklar var. Herkes polis olabiliyor mu? Bir yaş sınırı var mı? Ne tür özellikler aranıyor? Nasıl aşamalardan geçiyor? Bir anlatabilir misiniz detaylı? Tabii. Şimdi ilk polis olmadan yani o başvuruyu göndermeden önce çok yapacak şeyleriniz var Amerika'da. O ilk başta çok temiz bir hayat yaşamaktır. Yani temiz derken zaten sicilin olmayacak hiçbir şekilde. O çok önemli. Ya küçük şeylere bakmıyorlar şimdi. Örnek veriyorum. Yaş 18, bir yerde gitmişsin, bir sakız çalmışsın, yakalanmışsın. Bu da baş ağrısı yapar. Ama önüne tamamıyla bloke yapmaz ama oturup anlatmak zorunda kalırsın defalarca o hikayeni başvuru esnasında, anlıyor musunuz? O yüzden tertemiz bir hayat, bu gençlere gidiyor tabii. Tertemiz bir hayat yaşamalısın. Uyuşturucudan %100 uzak duracaksın. Tertemiz, sicilin temiz olacak. Ve aynı zamanda insanlarla aran iyi olacak. Çünkü herkese gidip soru soruyorlar. Yani komşularına, yani yaşamadığın yerlere gidiyorlar. Mesela benim 5 sene önce diye örnek veriyorum. Bir yerde yaşamışım. Gidip orada kapıları çalıp, hey burada Erdal Kaya diye birisi var, tanıyorum. Evet. Nasıl birisiydi? Yani insanlarla konuşuyorlar. Eski kız arkadaşların, erkek arkadaşların, onları buluyorlar, konuşuyorlar. Eski patronları bırak. Patronlar da zaten konuşuyorlar. İş arkadaşlarını buluyorlar. Nasıldı? Onlarla konuşuyorlar. Ya eski ev mi kiraladın? Ev sahiplerini buluyorlar. Onlarla konuşuyorlar. Yani anlayacağınız her yer çok öyle bir derine gidiyor ki, çünkü polislik çok sorumluluk isteyen bir iş. Ve polis departmanları bu riski alamıyor böyle gözünü kapatıp insanları işe almak için. O yüzden hani bir İngilizce bir şey var. Past behaviors determines future behaviors diyor ya, past action. Yani geçmişteki yaptığın şeyler genelde gelecekte nasıl bir insan olacağına bir aynadır falan diyorlar ya. Bu her zaman doğru değildir ama öyle diyorlar ya. Ne yapıyorlar? Geçmişine gidip her türlü yaptığın şeyleri değişik değişik insanlarla konuştuktan sonra ona göre karar veriyorlar. Diyorlar ki tamam, eğer geçmişte şu şekilde yapmışsa o zaman sorumlu bir polis olabilir ya da sorumsuz bir polis olabilir. Aynı zamanda senin finansal durumuna bakıyorlar. Kredin nasıl, kredi puanın nasıl? Sorumlu bir insan mısın diyelim. Hatta eyalet polisine ben başvurduğum zaman evime gelmişler. Evdeydim, kapıyı çaldılar, iki tane dedektif. Girdiler evimin içerisinde beni ifade değildi artık, ne diyorlar ona. İnterview yapmışlardı. Evime bakmışlardı, ne tür bir hayat yaşıyorum.
Yani adamlar her şeye bakıyor. İşte o yüzden polis başvuru yapmadan önce yapacak çok şeyiniz var. Kim olduğunuz önemli. O yüzden onları güzel bir okul mesela bak. Okuldaki durumun o GPA diyorlar ya, GPA ortalama puanın. Onlara bakıyor mesela, benim federalde en az 3 puan 3.0'dı yani. Yani 2.5 ile mezun olabilirsin ama almazlar seni. Yani öyle yani, onlara bakıyorlar. Ne tür şeylerin var. Öğretmenlerinle konuşuyorlar. Benim lise öğretmenimle mesela Türkiye'de konuşmuşlardı. Amerika'dan. Tabii. Çünkü çok Amerikan polislerinin yetkisi inanılmaz yüksek. Ben burada silahımı çekip vurup öldürebiliyorum insanı hiç kolaylıkla. Değil mi? O psikopata silah vermeyeceksin. Hayatını gerçekten çok temiz yaşayan bir insan, kendisini sorumlu yani olan bir insana vereceksin. İşte olmadan önce odur. Hadi diyelim her şeyi yaptın. Başvurabiliyorsun değil mi? Amerikan vatandaşı olacaksın bu arada. Bazı yerler green card kabul ediyor ama ondan sonra olmak zorundasın falan. Yani green card limitin çok çok kısa. Vatandaş olacaksın. İşte başvuru yaptığın zaman başvuruda da işte bayağı zaman alıyor. Mesela benim Rockford'da başvurduğum zaman bir yıl almıştır işe girilip. 15 değişik testten geçmiş. Zaten Twitch'te ben canlı yayında bir defa baştan sona benim hikayemi söylemiştim. İşte bak, başvuru yaptım, başvuru bunu yaptım, bunu yaptım. Ta sonuna kadar yarım saatte herhalde anlatmıştım bunu. O kadar uzun sürüyor. Yani psikolojik testler, yalan makinesidir, değişik değişik yazılı testlerdir, fiziki testtir, mülakattır, geçmişini araştırmadır, tekrar bir fiziki testtir. Değişik değişik şeylerden geçiyorsun. Ben Rockport'a başvurduğumda 777 kişi başvurmuştu. 15 kişi almak istiyorlardı. Ama 11'imiz girebilmiştik. Hesap et yani. Gerçekten çok doğru seçiliyor. Peki Evet. Amerika'da hani polis olmaktan memnun musunuz? Kesinlikle. Çok eğlendim. Politik durum yani şu anda ortam değişiyor. Hoşuma gitmiyor. Şahsen uzun süreli polis olacağımı düşünmüyorum. Başka şeylere atılmayı, özel sektör falan onları düşünüyorum. Ama gerçekten çok kutsal bir meslek. O yüzden ben Türk polis arkadaşlarımıza da bakıyorum. Kanalımda zaten sürekli polisliğin o yönünü, insanların bakış açısını değiştirmeye çalışıyorum polislere karşı. Türk polisi olsun, Amerikan polisi olsun. Çünkü sonunda ben ikisiyim. Yani ben Türkiye'de polislik yapmadım, Amerika'da polislik yaptım ama ben bir Türk'üm aynı zamanda. Amerikanım ve Türk'üm, ikisiyim. O yüzden kendimi mecbur hissediyorum. Zaten seve seve yapıyorum da mecbur hissediyorum Türk polis kardeşlerime yardım etmek. Aynı zamanda Türk halkının polislere bakış açısını değiştirme konusunda mükellef hissediyorum kendimi. O yüzden bunu yapıyorum. Amerikan polisi için de aynı. Bu çünkü polisiye çok saygı duyduğumdan ve kutsal bir meslek olduğunu düşündüğümden dolayı. Ondan dolayı evet, çok sevdiğim bir meslek. Amerika'da olmaktan da mutlusunuz anladığım kadarıyla, polis olarak. Evet, çok mutluyum. Evet. Burada polislik şey ben Türkiye'de yapamam. Kesinlikle yapamam. Türkiye'de kurallar değişik, kanunlar değişik, kültür falan farklı. Ben burada ben güzel polislik yapabiliyorum. Biraz daha şeysin yani, yetkin var. Evet, biraz bir polislerin yaptığı bir şeyi kısıtlamayı incelemişsiniz de onu çok eğlenmişsiniz. Evet. O sorularım da var zaten de. Şimdi hani amiyane tabirle polislik gerçekten tehlikeli bir meslek. Bizim Türkçe'de hani kelle koltukta dediğimiz bir meslek. Ve Amerika'da da silah hani marketten gidip bir patatesin yanında bile satılıyor bildiğim kadarıyla. Herkes silahlanabiliyor. Bir yasak yok. O yüzden ben mesela gazetede gün geçmiyor ki bir silahlı saldırı haberi yapmayayım. Amerika'da hani okulda öğrenci bile okulda silahla gidip arkadaşlarını öldürebiliyor. Bir sürü vaka oluyor. Siz bir insan olarak korku duyuyor musunuz bir göreve giderken? Özellikle tek başınıza bir yere giderken korku duyuyor musunuz? Tabii biz de insanız ve korku güzel bir şeydir. Yani kontrol altında olacak. Çünkü korku insan, tedirginlik insanların gözünü açıyor. Rahatlık insanları, polisleri rahatlık öldürür. Doğru. Korku ve tedirginlik hayatta tutar. Ondan dolayı
Bir yere gittiğin zaman tek başına kesinlikle korku, korku derken işte bizim Türk halkımızda korku çok negatif bir şeydir. Aa bak ötlek diyorlar değil mi bizim Türk halkı? Öyle o korkudan bahsetmiyorum. Yani tedirginsin, korkuyorsun, kalp atışın hızlanıyor ama kontrol altındasın. Eğitimlisin, ne yapacağını biliyorsun. Üzerine gidiyorsun. Kaçmıyorsun. Böyle bir şey. Anlıyor musun? O var, o güzel bir şey. Ben onun güzel bir şey olduğuna inanıyorum. Çünkü o gözlerini açıyor insan. Daha tedirgin oluyorsun. Daha da güzel, güvenli bir şekilde müdahale edebiliyorsun bir olaya. Silah konusuna da gelince, doğru Amerika silahlar üzerine kurulmuş bir ülke ama bu bilgi yanlış. Her yerden silah kolaylıkla alabiliyorsun. Amerika'da silah almak kolay değil. Yani geçmişini araştırıyor herkesin. Her eyalete gidiyorsun. Silah aldığın zaman formlar dolduruyorsun. Geçmişine bak, siciline falan bakıyorlar. Çünkü sicilin temiz olmalı ki silah alabilirsin. Ha gidip bir tanesi bir yerden silah çalar, oradan gider patatesin yanında satar. Onlar illegal işlerdir. Türkiye'de olabilir ama Amerika'da daha fazla var. Çünkü Amerika silahlar üzerine kurulmuş bir ülke. Yani çok silahlar kültürün bir parçası. Ama resmi yoldan bahsediyorsak silah almak kolay, o kadar değil. İllegal yoldan tabii git bir tane fakir bir mahalleye bulabilirsin Yani. herhalde. Peki, bu kadar zor bir meslek. Ama bildiğim kadarıyla itfaiyeciler, polisler Amerika'da çok saygı duyulan meslek grupları. Maaşlar tatmin ediyor mu? Mesela ilk defa yeni polis olacak biri Amerika'da ortalama ne kadar maaşla işe başlar? Bu mesleğe çok özenen var dediğim gibi. O tamamen değişiyor. Amerika Türkiye gibi değil. Yani bir devlet dairesi değil yani politik burada. Her departman kendine özgü polis alıyor. Yani örnek veriyorum. Siz İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Nerede yaşıyorsunuz? İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Mesela Topkapı'yı düşünün. Topkapı Polis Departmanı. Onlar kendini alıyor. Ondan sonra Beyazıt Polis Departmanı kendi polis departmanı. Ondan sonra Üsküdar Polis Departmanı kendi polis departmanı. Sen Beyazıt'a başvuruyorsun. Girmiyorsun, Üsküdar'a başlıyorsun, giriyorsun. Yani Böyle Amerika. şekilde bir iş yerine başvuru gibi mi başvuru yapılıyor isimlere? Aynen. Aynen. Yani sizi Aynen. alıp bir yerlere atamıyor Türkiye'deki gibi. Ama siz Kesinlikle. herhangi bir polis teşkilatına mı başvuru yapıyorsunuz? Herhangi bir polis departmanına başvuru yapıyorum. Mesela ben eyalet polisliğine geçtiğim zaman Rockford'dan istifa etmiştim. Çünkü iş yerini bırak, o işi bırakıyorum. Anladım. Rozetimi, silahımı verdim onlara. İstifa ettim. Hadi öpüyorum sizlere dedim. Öteki işe başladım. Aynen Türkiye'deki gibi. Bir iş yerinden çıkıyorsun. Başka iş buluyorsun. 2 haftalık izinli şeyini veriyorsun içeriye. Çıkacağım diyorsun. Öpüyorsun herkesi. Çıkıyorsun. Öteki işe başlıyorsun. Aynısı Amerika'da. Aynı muhabbet. Peki o zaman şey geldi aklıma şimdi. Hani bir sürü testlerden falan, eğitimlerden geçtik, sınavlara girdik, çok zor dediniz ya. Peki o eğitimleri tamamlayıp 11 kişi siz seçildiniz, bütün eğitimleri, her şeyi aldınız. Size bir sertifika mı ne veriliyor? Ehliyet veriliyor herhalde polis olabilmeniz için. Siz de o zaman onlar bir iş bulmuyor, siz kendiniz mi iş arıyorsunuz? İş şimdi ilk yapılan şeyler testlerdir. Testleri geçtikten sonra iş teklifi yapılır. İş teklifi yapıldıktan sonra seni departman polis akademisine gönderiyor. Artık polissin. Aylığın başlıyor. Seni yatılı polis akademisine gönderiyor. Genelde böyle bazı yerler değişik. Gidiyorsun orada. Akademiden eğitim o zaman başlıyor. Akademiden mezun olduktan sonra departmana gidiyorsun. Yani ondan sonra sertifika alıyorsun akademi bittikten sonra. Sertifikan oluyor. O eyalet içerisinde başka bir yere gidersin. O polis departmanından çıktın. Başka polis departmana gideceksin. Bazılarına eğitim almana gerek kalmıyor. Yani tekrar o sertifikayı almana gerek kalmıyor. Direkt departman içinde sana az bir eğitim veriyorlar. Sadece caddelere gidiyorsun. Ben eyalet polisine geçmiştim. Eyalet polisliği bütün eyalet İstanbul diyelim. Bütün İstanbul'da yetkili oluyor. Git Üsküdar'da araba durdur, ceza yaz, kavga et. Canın sıkıldı git Topkapı'ya. Git Kadıköy'e. Taksim'e ne yaparsın? Eyalet polisi her yere gidiyor. Her yerde yetkili var. Ben ondan dolayı eyalet polisi mesela şart koyuyordu. Kim olursan ol, umurumda bile değil. Benim akademimi bitireceksin. Sertifikalı olmama rağmen o eyalete tekrar gidip 6 aylık bir zor eğitimden geçmiştim. Ve onların sertifikasını almıştım. Yani
sertifika veriyorlar ama tekrar bir eğitimden geçiyorsun yani. Ama bazı yerlerde örnek veriyorum. Topkapı Polisi'nden çıktın, departmandan çıktın. Üsküdar'a geçeceksin. Büyük bir ihtimal, Amerika'dan bahsediyorum. Büyük bir ihtimalle tekrar o akademiye gidip sertifikayı sana aldırtmıyorlar. Direkt departmandan oradan geçiyorsun öteki departmana. O departman için sana bir eğitim veriyorlar birkaç hafta. Devam ediyorsun. Böyle. Ve buna göre maaşlardan bahsediyor zaten. Maaşlar değişiyor. Üsküdar Polis Departmanı 50 bin dolar veriyor yıllık. Topkapı verir 60 bin dolar. Beyazıt verir 30 bin dolar. Departmanın büyüklüğüne göre değişiyor. Ortalama 35 bin dolar alan polisler var yıllık. LAPD gibi 80-90 bine alan da var yıllık. Yerin pahalılığına bakıyor. Yaşadığın yer pahalı mı, ucuz mu? Bu faktörler çok önemli. Ortalama alırsın bir 50 bin dolar yıllık. İşe başlarken burada. Başka sosyal olanaklar olan, mesela Amerika'da bildiğim kadarıyla sağlık sigortasını herkes kendi ödüyor. Peki polislerin de kendisi mi ödüyor, yoksa bu konuda devlet yardımcı oluyor mu? Polisler bir kısmını kendin ödüyorsun, bir kısmını departman ödüyor. Bir part, departmanın ya desteği oluyor. Peki Tabii. bir de şeyi çok merak ediyorum. 15-16 yıldır polis misiniz siz şu an? 10 yıldır mı? 10 yıl oluyor. Benimki 10 yıllık bir 10 tecrübem yıldır var. Amerika'da polissiniz. Hiç bir Türk'ü tutuklamanız gerekti mi? Karşılaştınız mı böyle bir durumla? Yok. Hiçbir zaman bir Türk'ü tutuklamadım. Zaten Türklerle çok az, çok nadir bir Türk'le karşılaştım. Hiçbir tutuklama olayı olmadı. Sadece bir mağdur olmuştu. Bir Türk arkadaşımız pizza kuryeliği yapıyordu. Bunu çete üyeleri soymuştu yani. Pizzasını elinden almıştı ve cebindeki parayı elinden almışlardı. Onun raporunu yapmıştı. O kadar. Ha. Başka hiçbir Türk'le görüşmedim yok. Onu da soracaktım. Hani Türklerin ABD'deki suç potansiyeli yüksek mi? O konuda bilgileri var mı sizin elinizde? Bence yani suç olarak Türk suçlu olarak mı yoksa mağdur olarak mı diyorsunuz? Suçlu Suçlu olarak. olarak suç işleme potansiyeli. Şahsen ben görmedim. Eyalet polisinde görmedim. Normal şehir polisinde görmedim. Bence zaten fazla Türk yok Amerika'da. Yani Amerika çok büyük bir ülke ona göre önemli zaten. Ve bence Türkler efendi genelde. Buraya gelen Türkler efendi. Öyle. Peki bir de yaptığınız videolarda bazen hani başınızdan geçen çok ekstrem olaylardan da bahsediyorsunuz. Bizim ABD Post izleyicisi için de böyle çok aklınıza gelen çarpıcı birkaç tane örneği anlatabilir misiniz acaba? Tabii. Bir tane örnek var mesela. Söyleyeyim. Bir arkadaş vardı. Ruh hastası. Ben bu çocuğun evine gitmiştim. Bir de böyle bir iki ay önce yani bir olay oldu. O olaydan bir iki ay önce ben bu arkadaşın evine gitmiştim bir polis arkadaşla. Bağırıyor çağırıyor demişlerdi falan. Gittim evin içerisindeydi böyle. Yani gözü dönmüş bir insan. Hayal edin yani gerçekten gözü dönmüş hiçbir şekilde. Gözlerinize bakıyor ama görmüyor böyle bir şey. Konuşmaya çalıştık. Adam psikopat. Ama elinde bir silah yok, herhangi bir şey yok. Bize de saldırmıyor. Duruyor böyle ama dinlemiyor. Muhabbetini yaptık, konuştum. Ben ön plana çıktım. Bununla biraz konuştum, konuştum. Bayağı yumuşattım bunu. Yumuşattıktan sonra işte sorun yok falan, nasıl yaparız, nasıl yardım ederiz falan diye hiç cevap vermiyordu ama millete bağırıp çağırıyordu. İşte bunun hapları nerede, haplarını falan verdik, bilmem ne falan dedik. Olayı o şekilde kapatmış. Ondan böyle bir iki ay falan geçmişti. Birisi uçakla saldırıyor falan demişlerdi. İsmi Michael'dı bu adam, bir insanlara falan. Olay yerine tabii bir sürü birkaç tane polis gittik. İlk başta 2-3 tane polis gittik. Bir de komiser olay yerine gelmişti. Olay yerine gittik bir baktık bu adam. Aynen bu adam evinin merdivenlerin altında aşağıda kapının bir kapı var böyle giriyorsun. Girer girmez merdivenler var. Adam hemen merdivenlerin dibinde elinde büyük bir bıçak böyle ne bize saldırıyor ne komutlarımıza uyuyor. Aynı şekilde gözü dönmüş. Bizim polisler tabii biz buna silahlarımızı doğrultmuş bir şekildeyiz. Kalkan malkan. Yani biz hazırız aynen şeyimize. Neyse uzun lafın kısası konuştuk konuştuk bizim arkadaşlar buna yani polisler buna ateş edecek. Yani oldu olacak. Ben de silahımı doğrultmuşum. Komiser konuşmaya çalışıyor dinlemiyor. Herkes bir yerden bağırıyor bilmem ne falan derken ben dedim ki komiserim ben konuşabilir miyim dedim.
Lütfen izin verin ben konuşayım. Ben tanıyorum bu çocuğu falan dedim. Neyse tamam dedi. Ben böyle bir iki adım ileri attım. Sol kısmında bana kolluk veren iki tane polis var. Silahlarını doğrultmuş. Dedim Mike dedim beni hatırlıyor musun dedim. Mike bana bak lütfen. Bana bakıyor ama görmüyor yani. Öyle bir şey. Mike beni hatırlıyor musun? Beni hatırlıyor musun? Bayağı konuştum. Dedim bak dedim. Silahımı sana doğrultmamızın sebebi çünkü biz korkuyoruz yani. Sen de bıçak var dinlemiyorsun bize de saldıracaksın. Yoksa biz sana zarar vermek istemiyoruz. Aslında ben silahımı kılıfıma koymak istiyorum. Dedim hadi seninle bir anlaşma yapalım dedim. Sen bıçağını bırak, ben silahımı kılıfıma koyayım. Bu şekilde sadece konuşalım ve sen buraya çık, sana söz veriyorum. Buradaki hiçbir tane polis sana dokunmayacak. Sana dokunan polis tek ben olacağım. Ve sana ne yapacağımı söylüyorum dedim. Sen çıkacaksın, arkana döneceksin, ben seni kelepçeleyeceğim. Ondan sonra arabanın arka koltuğuna koyacağım. Başka hiçbir şey olmayacak. Sana sadece bunun sözünü veriyorum dedim. Dinlemedi. Bunu birkaç defa söyledim. Dedim baktım. İnanmıyorsan bak kılıfına koyacağım dedim. Tabii soldaki polislere baktım. Onlar bana baktı biliyor. Bak ben bir risk alıyorum. Bir şey olursa müdahale siz de diyeceksiniz. Beni kurtarmak için dedim. Ama yani ben silahımı işte kılıfına yavaşça koydum. Dedim bak dedim sen de bırak dedim. Bu olayı çözelim falan dedim. Tabii arada mesafe var. Ben her zaman mesafeyi söylüyorum bir duvarımda. Yakında değiliz yani. Neyse dinledi. Bıçağı attı. Gel dedim. Yanıma doğru geldi. Arkasını döndü. Hemen dediğin gibi kelepçeledim. Öteki polise dedim hiç kimse dokunmasın dedim. Sözümü tutmak amaçlı. Kelepçeledim. Hemen üzerinde çabucak aradım. Başka bıçak silah falan var mı? Arabanın arkasına koydum. Başladı ne biçim ağlamaya. Komiser tamam dedi. Onu tutuklayalım işte birkaç da işte bundan, buna saldırmaya, buna saldırmaya. Komiser dedim ki komiserim saldırmak şey pardon tutuklamak bence sorun çözüm değil bu arkadaşlar. Yani hapishaneye götürsek ne yapacağız bu çocuğu? Herifin gözü dönmüş. Nüfuz hastalığı falan var. Bence bunun gitmesi gereken yer hastanedir dedim. Komiserle bir küçük tartışma oldu. İkna ettik komiseri. Tutuklamamak için. Çünkü tutuklusak gidecek, bırakacaklar. Gene aynı muhabbet olacak. Neyse kendim bunu aldım. Direkt hastaneye tutuklamadık. Direkt hastaneye götürdüm. Psikiyatriklere verdim bunu. Elini sıktım. Güle güle dedik. Hem biz ona yani onun hayatı kurtardı hem de o bize saldırmadı. Olayı güzel bir şekilde çözdük diye düşünüyorum. Bravo. Peki Hı. durumlarda yaralandığınız oldu mu? Çok oldu. Yaralanma oldu. Fazla detaylarına da giremeyeceğim diyelim. Yani ameliyat masalarına falan bir iki defa oldum evet. Hı. Çok iyi. Sağ ol, teşekkürler. Peki bir de şey demek istiyorum. Siz demin dediniz ya müthiş bir background'unuzu araştırıyorlar sesinizde. Çünkü Hı. bir psikopatın eline silah vermek istemiyorlar. Ama son yıllarda hani özellikle de George Floyd olayından sonra halkın da çok protestolarına maruz kaldı Amerikan polisi. Yani çok orantısız güç kullanılıyor. Aslında tüm dünyada böyle bir sorun var ama Amerika'da sanki daha fazlaymış gibi geliyor bana. Sizce bunun sebebi nedir? Yani biraz izlediğim bazı videolar oluyor. Amerikan polisi müthiş bir korku duyuyor. Yani elinde ne bileyim bir kağıt parçası bile görse direkt ateş edip öldürüyor sanki karşısındaki suçluyu ya da şüpheliyi. Hani sizce bunun sebebi nedir? Şimdi ilk olarak şeyi söylemek gerekiyor. Bu sadece sizin algınızdır. Gerçekler o değildir. Amerikan polisleri, şimdi tabii Amerika'da vuran yani böyle hiç not justified, sebepsiz, yani orantısız güç kullanan polisler var. Bu gerçekten nadirdir. Yani bu her çatışma sonucu bir soruşturma vardır. Her zaman. Her birisine bir Amerika'da bir polis bir güç kullanıyorsa, zor kullanma olayında, bunun soruşturması vardır, raporu vardır. FBI istatistiklerine göre baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde orantısız güç polisin kullandığı orantısız güç kullanma şikayetinin oranı %1'in altındadır. Ve bu şikayetin gerçek yani bu sadece şikayet ve bunun gerçek olması yani gerçekten soruşturma sonucu gerçekten polis orantısız güç kullanmış. Bu %0,3 gibi bir şey. Yani ben
Twitch kanalında bir tane video gösterdim izleyicilerine. Polis böyle atıyor bu siyah çocuğa yumruklar falan. Dedim arkadaşlar nasıl bu falan dedim. Anlattım çocuğa. İsterdim. Bütün chat manyak oldu. Polis orantısız güç kullanıyor bilmem ne falan filan. Ondan sonra videoyu bir açıkladım. Bütün chat vay be polis haklıymış dedi. Yani demek istediğim her gördüğünüzü sizin düşündüğünüz gibi değil. Bir adam mesela kağıt çıkarıyor ateş ediyor dediniz değil mi? Çünkü insanlar şu hareketi yaptığı zaman genelde polise silah çıkartıyor. Bu bir gerçek. Ve her zaman burada polisler öldürüldüğü için buradaki insanlar Hayır, sanki böyle tabii ki tedirgin olmak demin sorduğum soruda insani bir duygu. Tabii ki tedirgin olacak ama sanki çok kontrolsüzmüş gibi geliyor. Yani o kadar çok video oldu ki bu şekilde yayılan. Özellikle Amerikan polisi için. o videoların soruşturma sonuçlarına bakın. O videoların sonucunda bütün o polisler hapse girdi mi? Çünkü Amerika'da çok derin bir soruşturma yapılıyor. Eğer bir polis gerçekten orantısız bir güç kullanmışsa, o bir kişiye sıkmış öldürmüşse yani orantısız bir şekilde, Amerika Birleşik Devletleri kolaylıkla bir polisi hemen tutuklayıp hapse atıyor. Ben defalarca şahsen gördüm bunu. Ben bak şahsen bana orantısız güç şikayetleri edilmişti geçmişte. Tabii herkes her polisin. Eğer zaten burada bir şey var. Eğer böyle bir şikayet edilmemişse işini yapmıyorsun. Gerçekten. Bu bir gerçek. Defalarca. Sana kaç defa şikayet edildi? Aa o polis geldi beni durmadan vurdu. Rapora bakıyorsun. Adamın yaptığına bak. Yani insanlar tek yani bu konu çok uzun. Çok derin bir konu. Ben zaten videomda polisler neden direkt ateş açıyor? Neden ayağına sıkmıyor? Neden defalarca sıkıyor? Bunun açıklamasını yaptım. Ben YouTube kanalımda defalarca polisler neden çok çabuk tepki veriyor videolarını yaptım, örneklerini göstererek. Burada polisler sürekli öldürülüyor. Bak en son bir tane videom daha çıkacak. Polis diyor ki aileme söyleyin onları seviyorum. Ne için? Çünkü bir tanesi polis hey ellerini cebinden çıkart derken çıkarttı hemen polisi defalarca vurdu. Yani Türkiye'deki insanların bunu algılamasının zor olduğunu anlıyorum. Çünkü Türkiye böyle bir şeyle karşı karşıya değil. Üniformayı sen giy, sen git o caddelere, sen kendin gör insanlara bak nasıl davranıyor sana. O zaman bir nevi hayvanat bahçesi gibi yani kim kurtulacak? Yani şey hayvanat bahçesi değil de ne diyor? Jungle, orman, ormanlık yerde değil, kim kurtulacak? Kim kimi şey yaptıysa gibi polisler bir şekilde kurtulmaya çalışıyor. Aynı zamanda işini yapmaya çalışıyor. Çok derin bir konu. Dediğim gibi birçok o gördüğünüz videoların soruşturma sonuçlarına bakın. Anladım. Google'dan bakın. Siz kendiniz görürsünüz. Şahsen bana yapılan bütün şikayetlerde hepsine baktılar, soruşturdular, ifademizi aldılar, raporlarımızı yaptılar. Onların ifadesini aldılar falan filan derken yok bu polis tamamıyla orantılı bir güç kullanmış. Ama onlara sorsan o orantısız güç. Ya videolara bakıyorsun. Dediğim gibi ben polislerin yumruk attığı videoları gösteriyorum. Bak arkadaşlar orantılı mı değil mi falan muhabbeti. Herkes çıldırıyor. Bir açıklama yapıyorum. Polis kavga sonucunda adamın ön kısmından koskocaman bir tane tabanca çıkarttığı zaman arkadaşlar şimdi ne düşünüyorsunuz diyorum. Ama yok. Dediğim gibi algı şeyi. Ben içinde 10 yıl olduğum için şimdi 10 yıl önce bana sorsanız ben de herhalde aynı şeyi söylerdim. 10 yıl geçtikten sonra bayağı gerçekleri gördüm yani. Doğru. Peki demek kendisinde de orantısız güç kullandığınızı dair şikayetler aldınız. Peki bu George Floyd olayından sonra çok ciddi protestolar oldu. Bayağı uzun da sürdü. O dönem halkın polise bakış açısı bayağı bir tepkiliydi. Siz bir polis olarak böyle bir tepkiyle karşılaştınız mı birebir? Şimdi ben federal seviye de olduğum için o dönemlerde falan fazla ben karşılaşmadım çünkü ben devriye mevriye gezmiyorum artık da. Ama yine etkili oldu. Evet. Bayağı kurallar değişti falan filan derken ama kötü yönde ve Amerikan halkı bunu yavaş yavaş görmeye başladı bile. Anladım. Hı. Bir şey daha soracağım. Bir Türk kökenli bir Amerikan polisiniz. Evet. Bu hani mesleğinizde yükselmeniz açısından amirleriniz ve ya da iş arkadaşlarınızla
aranızda hani size ayrımcılık yapıldığı ya da hiç ırkçılığa uğradığınız bir olay yaşadınız mı mesleğinizde? Hayır. Aslında çok komik. Daha yeni en son attığım videodur. Amerika'da ırkçılık adında bir video attım ben YouTube'da. En son attığım video. Orada böyle 5-6 dakikalık bir video uzun falan diye böyle bir şey. Orada açıkladım ben kendi Amerika'nın ırkçı bir ülke olup olmadığını ve kendi tecrübemi orada anlattım. Ama yok, ben polislikte yok. Genelde ben nasılsam öyle davrandılar bana, yani öyle diyeyim. İyiydik yani, Hatta güzel zamanlar geçirdik. yakın bir Amerikalı arkadaşınızla da bir video yapmışsınız. Hani Kelebekler Vadisi'ne falan gelmek istiyor. Onu da haber yapmıştım ben. Hani aranızın iyi olduğunu anlamıştım. Ama merak ettim. Hani hiç ayrımcılık yapıldı mı? Irkçılık yaşadınız mı? Onu merak etmiştim. Evet, benim tecrübem gerçekten Amerika'da bayağı güzel. Öyle diyebilirim. Ama öteki Türk arkadaşlarımız, kardeşlerimiz ki farklı olabilir. Bana iyi davran. Sorun olmadı benim için. Bence herkes, yani ben onlara iyi davrandım, onlar bana iyi Evet, davrandı. Öyle sizden de geldi. kaynaklı bir şeydir o mutlaka. Herkes Evet. farklı. Peki Evet. sizin Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa hep Amerika'da mı kalmak hayaliniz? Şu anda öyle bir düşüncem yok. Gelecek ne getirir gerçekten bilmiyorum. Bir baktım Türkiye'de bir iş ortamına girdim. Ondan dolayı geldim falan olabilir. Ama şu anda gerçekten öyle bir planım yok. Şu anda buradayım. Planım yani Amerika'da yaşamak. Devam et. Peki babanızın da polis olduğunu söylediniz. Sizin Amerika'da polislik yapmanıza o nasıl bakıyor? Gurur duydu. Çok gurur duydu. Yani buraya gelmek zor. Burada bir şekilde kurtulmak zor. Bir de burada aslında polis olmak o kadar zor, o kadar Amerikalılar polis olmaya çalışıyor, olamıyor. Bir göçmen Türk gelip burada polis oluyor. Geldiğimiz seviyeleri zaten, yani şey olarak nasıl söyleyeyim, ben bile bazı şeyleri hayal edemiyordum geldiğimiz yerlere. Amerikan rüyası gerçek. Hani 700 küsur kişiden 11 kişi seçildi diyorsunuz. Onun arasında bir Türk'ün de olması gerçekten gurur duyulacak bir şey. Tabii, ama bu değil. Federalde yüzlerce, binlerce insan arasında sadece kaçtık? 180 kişiyi seçmişler. Anladım. Ben federal hikayemi bir gün anlattığım zaman orayı göreceksiniz. Oraya girmek Harvard'a, MIT'ye, Oxford'a girmekten çok daha zor. Ben oraya girdim yani. Çünkü hem fiziksel olarak hem zihinsel olarak hem Hı. psikolojik olarak değil mi? Çok da Tabii, çok önemli. sahip Hı. olmak gerekiyor. Evet. Bir de dedim ya demin Türkiye'deki bazen görüyorum videolarınızı. Türkiye'deki polislerin bazı vakalarını da inceleyip ele alıyorsunuz. Çok da eğlenceli oluyor o videolar. Evet. Şimdi Amerika ile kıyasladığınızda bayağı komik gelen görüntüler de oluyor. Evet. Siz nasıl kıyaslıyorsunuz? Yani nasıl buluyorsunuz? Teknolojik olarak ya da protokol, prosedür, hani arada nasıl fark var sizce Amerika ile Türkiye arasında? Şimdi kültürel fark çok büyük. İnsanların birbirine bakış tarzları tamamıyla değişik. Ama polislik konusuna gelince, yani Türk polisi ne eğitim yetersizliği olduğunu zaten görebiliyoruz beraber. Bu bir kişisel, insanla alakalı bir şey değil. Yani Türk polisi yetersiz değil de eğitim yetersizlik diyorum. Yoksa bizim de çok kabiliyetli, inanılmaz kral gibi akıllı polislerimiz var. Sadece insanlarımız var zaten ve sadece eğitim. Benim gördüğüm bütün videolarda eğitim yetersiz olduğunu görüyorum. Yani bir kontrol yok. Aslında güzel bir organize, sistematik bir eğitim verilse bence çok daha başarılı olacağını düşünebiliyorum Türk polislerimiz. Peki Türkiye'de polislik yapan biri İngilizcesi mükemmel bir düzeydeyse Amerika'ya geldiğinde direkt polis olabilir mi yoksa yine her dediğiniz Hayır. aşamalardan mı geçmesi gerekiyor? Aynen. Her şeyi sıfırdan yapmak zorunda. Vatandaş olacaksın. Başvuru yapacaksın. Girebilirsen inşallah girdikten sonra eğitimlerini bitireceksin başarıyla. Ondan sonra caddelere çıkıyorsun. Sıfırdan, herkes gibi. Ama yani yardımı olabilir. Hani ben geçmişte polistim falan diye belki gözlerinde hoş olabilir, ama yoksa yine sıfırdan başla.
Evet, bir Amerika'da politik yapan başka bir Türk'ün videosunda görmüştüm de, hani işte Türkler askerlik yaptığı için hani Türkleri havada kapıyorlar Amerika'da demiş. Sizin fikriniz nedir bilmiyorum ama. Aynı fikirde değilim. Değil. Değilim çünkü böyle bir şey yok yani. O sen Türkiye'de askerlik yaptın, hemen polis ol. Ben kesinlikle böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Belki daha bir yatkınlık vardır diye. Ya şimdi onu demek istiyorum. Şimdi Türkiye'de polislik yapmışsın falan, o şey olabilir yani, göz önünde. Yani resmi olarak hiçbir şey yok zaten de. Göz önünde birisi, ha sen Türkiye'de polissin, daha da fazla böyle yatkın olabilir. Ama o testlerden halen sen kendin geçmelisin. Anladın mı? Yani yazılı testi sana gelip senin adına geçmeyecekler. Fiziki testi senin adına geçmeyecekler. Akademiyi senin adına geçmeyecekler. Bunlar hep sen yapacaksın. Yani bunu ben çok üzerine basmak istiyorum ki bizim Türk insanlarımız şey olmasın. Yani böyle, o bak ben bunu yaptım, havada kaparlar. Çalışmayı azaltmasınlar. Hayır, sen çalışmak zorundasın. Çok üzerinde durmak zorundasın. Bir şeyler sen yapacaksın. Kimse seni torpille burada bir yerlere getirmeyecek. Son bir soru. ABD'de polis olmak isteyen Türklere tavsiyeleriniz başka ne olabilir? Ve de eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ya dediğim şeyler gibi, yani temiz bir hayat yaşayacaksın. İyi bir insan ol. İyi bir insan ol. Hayatını temiz, iyi bir insan olarak yaşadığın zaman burada, ve tabii fiziki sağlığına çok önem ver, spor falan yap, bunlar önemli. O zaman burada yani orantın çok daha yükseliyor polis alabilmek için. Onu yap. Aynı zamanda manevi olarak baktığımız zaman inan. Yani eğer gerçekten istiyorsan inan, sen de yaparsın. Ben yaptım. Bizim bak Türk öteki polis kardeşlerimiz de var, Amerika'da polis olan. Sen niye yapamıyorsun ki? Kesinlikle yaparsın. Sadece inan yaparsın. Ona göre adımlar at. Fiziki sağlığındır, işte eğitimindir, temiz hayat yaşamandır. Ama aynı zamanda manevi olarak da inan. İnan ki yaparsın. Biz yaptık, sen de yaparsın. Bu kadar. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok güzel bilgiler Rica ederim. verdiniz. Videolarınızı Rica ederim. Teşekkür. devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Siz de iyi bakın. Hoşçakalın.